enerji. Evet. Hem de nasıl. Nasıl bir bayram enerjisi. Öncelikle vallahi günaydın sevgili seyircilerimize. Günaydın. Orhan ve Kemal'le birlikteyiz. Vallahi. Bu güzel dansçı hanımefendilere de çok teşekkür ediyoruz. Çok Özlem teşekkür ederiz. Züleyha ara ara tekrar bizlerle olacaklar. Canlı canlı karşınızdayız sevgili izleyiciler. Evet, evet. Nefes nefese kaldık. Aa, ben de kaldım. Evet. Ama ya. Ha? Oynattınız. Biz iki gün, bugün ikinci günümüz bayramın. O zaman biz... bayramda neredeydin paraları söyle. Söyle. Neredeydin dolarları söyle. Neredeydin euroları söyle. İnşallah boğazında kalsın. Ay kalmasın. Kimin kalsın? Şey haksız yani. Haksız yiyenleri. Haksız yiyenleri kalsın. Bazıları böyle şeylerle şurada hanımları, bir yumruk oluşsun böyle. Hanımları eşlerine söylüyor. Hı. Nerede yedin o paraları söyle. Söyle. Boğazında kalsın diyor. Ha. Evet. Şimdi onunla ilgili bir haber de var size özel. Evet. Ama sizin bu şarkıların fenomenlerin şarkısı olduğunu da biliyorsunuz değil mi? Evet. Bu masada kesinlikle herhalde 105 kere falan çaldık. Evet. Evet. Ha, izlediniz bizde, değil mi? Neredeydin paraları söyle, söyle. Çek tulumbayı çek. Kocam ama da kocam. Kocam da kocam. Bunlar kocam. Magazine mal olmuş şarkılar oldu. Kocamsız olmaz. İlle de kocam, kocam, ille de kocam. Kocam da kocam. Oralara kocam da geleceğiz. Da ama nerede böyle hafif bir görgüsüzlük, nerede benim paralarım altınlarım bu kadar diyen varsa, sadece fenomenler değil bazı da magazin yıldızları, sizin şarkı şak diye masaya düşüyordu. Tam cuk oturuyor. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Türkiye'nin tek sorunu aslında biliyor musun? Biz şarkıları seçerken hep böyle bunu. Ne? Biz ilk çıktığımızda evet, kaynana şarkılarıyla çıktık. Ben bir karabiberim, yuvarlanır giderim. Ha, çok şarkı konuşma kaynana, kızını alır giderim gibi böyle. İlk bu şarkılarla çıktık. Evet. Dedik ki Türkiye'nin ikinci sorunu para. Para ve altın özellikle. Bir para kaynana iki para. Öyle mi diyorsun? Çünkü ne kadar deseler de ben gelinim kaynanamla anlaşıyorum. O gelin imkansız bir şey. Bir şeyler var. Çıkıyor onun için kendini o şarkıda ne, buluyor. O bir şeyler ne mesela? Sorun. Sorun. O sorunun kaynağı ne mesela? Kaynana. Kaynanayla gelin. Gelin zaten en büyük kaynana ekten kaynana. Kaynana gelin sorunun temelinde oğlunu ne yatıyor? Paylaşamıyor. Yes. Evet. İşte. Evet evet. Paylaşamıyor. Sorun o zaten. Evet. Ben mesela bu şarkıları niye siz kaynaları kötülüyorsunuz? Evet. Ya kötülemiyoruz biz aslında. Hani hayattakini canlandırıyoruz yani bir şey ya sevmiyor evet, sever gibi yapıyor. Niye oğlunu kıskanıyorsun sen onu? Paylaşamıyor. Evet. Niye biz ki hiç bir geline böyle bir şarkı yazmadık ne bileyim gelinle alakalı ya da bilmiyorum yani gelinlerde bence bir gelinler sıkıntı yok gibi. Gelinler tatlıdır ya. İstisnalar vardır tabii ki. Genelleme yapmayalım. Sonra bir şey söyleyeyim. Sonra bir şey söyleyeyim. İstisnalar var. Şarkıyı biraz değiştirdim. Kanallardan bana biraz tepki geldi. Çok kaynanaları böyle şey yapıyorsunuz dedi. Hı. Şu şarkıyı yazdık. Ne? Hani var ya hap koydum hap koydum. Ha. Aşk koydum, meş koydum. İçine de gül koydum. Kaynanamın adını kanatlı melek. Ay kanatlı melek. Ne yapayım? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Çok bir uçtan bir uca gitmişsiniz. Evet. Kanatlı melekli cadı kaynana. Ama bak, bir arası yok mu? Bundan 12 yıl önce öyle şarkıla imza atıyorum ki. Kaynanamın altın dişleri yeter şişirdi beni işleri. Rüyama da gider takma dişleri korkutur beni. Yani yerden yere vuruyorum. Senin ama sonradan yaş geçtikçe. Bir sorun mu var? Evet kaynana sıkıntısı yaşadın mı sen? Evet. Çünkü demek böyle işte bir yara yaraya yani merhem durumu var burada. Bir, o zaman peki anlat ne gibi bir sorun yaşadınız kaynanalarla? Ne yaptılar? Kız ben oran yaşamadık. Ben yaşamadım. Ben parayla ilgili şarkılar hep bende. Ama sen demek ki parayla ilgili yaşadın. Kaynanayla ya çok sorun yaşattı evlenene. Bir örnek versin. Öyle mi? Niye örneğin vereyim hep uğraşıyor. Bir tane örnek ver canım yani. Ve sen neyle uğraştın? Ne yaptın? Zor evlendim. Zor. İstemedi. İstemiyor. Yok niye işte istemedi? Gece hayatında vesaire. Hı. Hep işte böyle şarkıcısınız. Ya, işte gece gelmez. Kötülemeler. Yetersiniz falan. Az para kazanırsınız falan kafası da var mı? Hani parayla ilgili. Kız parayla ilgili sorun yok. Kız öyle deme. Hayır öyle değil mi? Hepimiz bir işçiyiz. Aa. Öyle bir şeyimiz yok. Yani ha, çalışıyoruz. Sahnelere gidiyoruz. Şu evet, an ara nasıl kayınvalideli? Şu an artık iki çocuktan sonra düzeldi sanki. O da anladı artık ha, evet, uğraşmayı. Tamam. O da dedi ki artık yapacak bir şey yok. Sen böyle kaynanaları kötüleyen şarkı yaptıkça kayınvalide ne diyor? Kayınvalide ne diyor? Parayı kazanınca sıkıntı yok. O da hayatın başka sen bir yer. Sen de sonra evet, anladın ki ikinci sorun şu ülkede para. Param evet, varsa anneannem evet, şey derdi. Koyunu kuyruğu örter.
Evet. Yani. Ayıbı da paranı örter. Ayıbı da para örter. Vallahi ben sana söyleyeyim, güzel söz ama o paranın örtmediğini ayıplar var. Örtüyormuş gibi yapılıyor. Müş gibi. Tamammış evet. gibi yapılıyor. Örtüyor. Sen merak etme. Sosyal medyada şu anda işte para ne yazık ki. Şu sadece kafalı... para bizde aslında yok. O kadar mesela nerede yedim paraları var. Ha. İşte altınlarım dizi dizi kıskanmayın fesatlar bizi. Evet. Hocam da para çok. Vallahi sıraya dizer size. Herkes böyle bir şeyler. Çok iyi. Yani. Kadınları yani. Çok iyi belki gözlemlediğiniz için o şarkılar çıkıyor. Ya da böyle toplumu gözlemlediğiniz için şarkılar çıkıyor. Yoksa toplumda. Bir de kendileri yaşadıkları için. Biz şimdi ayın 30 günü muhakkak biz kadınlar matinesi çok yapıyoruz. Yani ayın 30 günü 81 ili geziyoruz biz burada. İlk şarkıyı eğer ki ben aranje çıktıysa orkestrayla beraber ben şeyde söylerim sahnede. Ha. Eğer ki orada mırıldanıyorsa bir kadın hoşuna gidiyorsa onu kliplendiririm. Rating ölçerimiz o bizim. Mesela insanlar söylüyorsa o şarkı uçar gider diyoruz. İnsanların söylemediği şarkınız mı var? Peki biz konularımıza geçelim. Ara ara sizin konuda geleceğiz. Konuları da uygun şarkıyla da bölebilirsiniz. Tamamdır. Programı klip gibi yapalım oldu mu? Tamam. Survivor'ı izliyor musunuz? Kesinlikle. Ha, neye çok takılıyorsunuz orada? Bu aralar böyle ilginizi ne kaşıyor? İlgimizi ne kaşıyor? Böyle hangi son kahraman? Hafta, son hafta izlemedim ama. Son hafta izlemedi. Peki şimdi siz belki de üzerine şarkı yapacağınız bir konu. Hemen yapayım. Tamam. Bunun üzerine. Biz güzel. Sana, bu hemen haberi, be ya. Sana bu haberi gösterirken tamam. Sen buna şarkı aynen. yap. Tamam. Sevgili izleyiciler Survivor'da tansiyon hiç düşmüyor. Hani bayramdır, seyrandır, belki biraz sakinleşirler falan dedik ama hiç olacak gibi değil. Biliyorsunuz Yunus Emre ve Beria arasında bir Aleyna krizi patlak vermişti. Beria adadaki eşine Aleyna'dan uzak dur dedi. Aleyna'ya dün bir mesaj gitti. Bakın kimden geldi ve içeriğine. İzleyelim. Sonuna önce. Da dikkat. Siz de şarkıyı hazırlayın. Tamam. Var koca yok. Maşallah. Bir şey söyleyeceğim. Altın var siz koca yok diyor. Siz altınlarım dizi dizi dedikçe boynumdaki altınlara baktım ama bunlar da pek dizi dizi değil. Yani. Dizi dizi hayatım. Bizim... Ama bu az bu ne ki yani şimdi? Ya. Bizim biz... Şimdi bununla... Aslında şeyde... Doğu yöresinde ve Balkan yöresinde altına biraz düşkünler. Çok. Böyle tabii. Setler böyle boşlar. Dur oraya geleceğiz. Çok, bir çok. Altınla ilgili haber geleceğiz. Önce Survivor'ı değerlendirelim. Çünkü Survivor'dan buraya kadar sürüklendik. Çünkü dün Survivor'da var ya. Evet. Bak. Şu Beria'yla Yunus Emre arasındaki yakınlaşma. İzliyorsunuzdur mutlaka. Ona ayrı bir şarkı söyleyeceğim en son. Öyle mi? Tabii. Onlara özel bir şarkı. Aa, özel bir şey var. Özel bir şey yaptın. Paşam da paşam. Evimin direği, gözümün bebeği, karıcığım, sultanım, evimin neşesi, kalbimin sesi, kocasının nefesi. Hiç durmuyor çenesi. Evet. Ya biz de oradan yakınıyoruz ne yapacağım? Evet. O zaman şimdi, bu şarkı Beria'dan Yunus Emre'ye gelsin. Beria ile Yunus Emre'ye gelsin. Çünkü Beria Yunus Emre'nin Aleyna ile yakınlaşmasından son derece rahatsız. Bu arada Aleyna'nın annesi Zuhal Hanım daha önce kızımı töhmet altında bırakma şeklinde Beria'yı uyarmıştı. Ama Zuhal Hanım'ın da geldiği nokta şu oldu. Kızını uyardı Yunus Emre'den uzak dur diye. Ve biz mesajlaşmaları açık açık izledik. Ama hepsi arkadaşım diyor. Orada daha mı yakışıklı oldu? Giderken bu kadar değil sanki. Kıvanç Tatlıtuğ'a benzemeye başladı. Oranın havası, suyu... Yemesi içmesi demeyeceğim ama bronzlaştılar. Bir de şimdi Yunus saçlar Emre sarardı. Zaten ne değil mi? Sarı saç bir de güneşte olduğu zaman daha böyle daha da güzel güzelleşiyor. Evet. Bir daha da bir yakışıklı oldu evet Yunus Emre. Dönüşte İstanbul'a dönüşte senin şarkılarıyla birbirlerini yolabilirler mi acaba? Olmazlar. Ben aşk doğar kız. Ben adaya böyle bir mesaj var mı bu şarkıyla böyle onlara böyle şey tamam, olsun? Hadi ver. Vallahi bak kocam da kocam şarkısını lütfen istiyorum ben. Ha. Ama Beria'yı kızdırıyorsun şu anda. Ona da karım da karım mı? Her şeyi duydum. Siz bence düşünün şöyle bir şey yapalım. Survivor'a şu anda öyle bir şarkı seçin ki. Yani düşünün tam nokta atışı bir şarkı olsun. Sizden Survivor'a gitsin. Bütün yarışmacıları hissettiren bir şarkı olsun. Düşünün tamam, bu arada düşünüyorum. Siz. Tamam. Bir düşünün. Kocalı mocalı değil. Bu çekmeli patlamalı şarkı olacak. Tabii tabii çekişmeli tamam. Kavgalı. Bir güzel bir parça seçin. Bu arada tamam. Dün Survivor'da Müge. Ha. Yani Yunus Emre ve Beria Aleyna bu üçlü mesaj trafiğinin karşılığının dışında. Başka finalinde yani güzel tatlı bayram mesajlarıyla başlayıp finalinde Nagihan'la Seda.
yine ya evet ya. Birbirlerine girdiler. Çok da aslında elle tutulur bir sebep yokmuş gibi görünse de tabii teknik olarak günün sonunda sevgili Acun Ilıcalı devreye girip dedi ki ne istiyorsunuz ya? Ne diyorsunuz dedi. Devreye girmezse olmuyor işler. Şimdi Nagihan oyunu kaybetti. Performansı biraz düşünce kaybetti sevgili seyirciler. Bu arada siz de izlememişsiniz dün. Kaybedince ne oldu? Bir sinirlendi. Hmm. Bir atarlandı. Bir terk etti. Bir kenara çekildi. Seda da buna tahammül edemedi. Dedi ki Nagihan oyunu kaybettiği için gitti. Böyle bir hakkımız oluyor. Bir kenara çekilme hakkımız oluyor. Biz bunu yapmamıştık. Nagihan bunu niye yaptı ama? Nagihan'ın parçalarım, yolarım cümleleri dün gerçekten sosyal medyada da yine Nagihan'a ciddi eleştiriler. Tabii Seda'yı da eleştirenler oldu. Bu iki kadın arasındaki... Cacur! Yırt onu Nagihan! Yırt yırt! Çok iyi. Tamam.